Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün saksılarımın başına bitkilerimde kaç gündür hava çok yağmurluydu. Nemliydi, kapalıydı. Bitkiler güneş görmedi. Bitkiler güneş görmediği zaman arkadaşlar bitkilerinizi mutlaka kontrol edin. Bitlenme olabilir. Bir günden bir güne hemen olabiliyor. Ben de onları kontrol etmek için geldim. Bir bakayım dedim. Hazırda ilacım vardı. Onları dedim ilaçlayayım. Eğer oldu da bitlenme falan varsa diye. Ama çok şükür öyle bitlenme falan yok. Ama sedumlara müdahale ettim. Sedumların şu aralarda vardı arkadaşlar. Sökülmesi gereken. Çünkü boy uzatıyorlar. Yani böyle aralarda kaldığı zaman sedumlar arkadaşlar çok ciddi boy uzatıyorlar. Şu kısımda vardı. Onlara aldım. Güneşe ulaşmak için ne yapsınlar? Hızlı büyümeye çalışıyorlar. Şu kısımlara bakın. Hep ektim. Şuralara yapraklarını attım. Bu kışa hazırlığı siz de mutlaka yapın. Çünkü bakın bir sürü ektim ben. Bakın. Bu kışa hazırlığı mutlaka yapın. Çünkü sedumlar kışın çok güzel oluyor. Çok güzel büyüyorlar. Bakın bir soğuk gördüler. Sedum bronzelerimin geldiği hale bakın ne kadar güzel oldular arkadaşlar. Benim size tavsiyem şu anda eğer bitkilerim soğuktan kızarsın diyorsanız mutlaka şimdiden ekiminizi yapın. Yavrularınız kızararak büyüsün. Yazın da o kızarıklık yer gitmiyor. Öyle kalıyor. Örneğin yaza beyaz olabiliyor. Bakın bir de size ne göstereceğim arkadaşlar. Benim şuradaki bitkilerim biraz böyle şu duvarın bakın şu duvarın gölgesinde kaldığı için çok soğuk almadı. Bunlar bu kadar kızarmışlar. Fakat bakın farkında mısınız? Bakın şunlara ne kadar güzel sedum bronzelere dönmüşler. Bunlar benim meşhur kurap dolarım halbuki. Sedum bronzelere dönmüşler. Renkleri harika olmuş. Bu bendeki kurap dolar arkadaşlar şu şekilde çok güzel renk alıyor soğukta. Yani resmen sedum bronze gibi oluyor ama değiller. Böyle sonrasında farklı bir mevsimine göre sarı renk oluyor. Sonra değişiyor yani bu. Bakın bu kızarmış bu soğukta. Ondan sonra perlem arkadaşlar perle. Bakın o kadar güzel olmuş ki pes pembe olmuş. Kamerada ne kadar fark ediliyor onu bilemiyorum ama pes pembe olmuş. Ama yine de graptolara hayran kaldım. Şöyle graptolara arkadaşlar hayran kaldım. Çok güzel olmuş. Renkleri sedum bronzeden bir tık açık olmuş. Çok fazla rüzgar alıp orada soğukta kaldığı için bu oluyor tabi. Güneşi güzel alıyor. Soğuğu güzel alıyor. Bitkiler açık havada, açık alanda kendi ortamlarında çok 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 daha güzel oluyorlar. Hala büzüşüp açılmayanlar da bugün. Bakın. Bir de bu. Bir de bu arkadaşlar. İşte sabahtan kalktım. Çocukların kahvaltısını falan hazırladım. Ne yaptım sabahtan? Kahvaltıyı hazırladım. Ondan sonra kahvaltıdan sonra dedim biraz çiçeklerime bakayım. Biraz da karton kestim arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bakar mısınız? Şu halde burası. Şimdi şey süpürgeyi açacağım. Süpürgeden önce dedim bunları böyle keseyim. Hazırlayayım dedim. Ve bunları hazırladıktan sonra dedim en iyisi yerlerine yerleştiririm. Kargoda arkadaşlar bunları kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Bir de abim bana karton getirmiş arkadaşlar. Bunu size balkonda anlatayım. Geçen gün size de söylemiştim. Bir sürü karton getirmiş. O kadar çok ki arkadaşlar karton
Yani sanki bu kapıdan geçen kartoncuya versem adam sevinecek, bir günlük yevmiyesini çıkartacak. Böyle küçük küçük şöyle şöyle koliler getirmiş işte. Abi dedim bunlar çok dedim. Abimi de kırmak istemiyorum bacım diyor. Çok güzeldiler diyor. Ondan diyor sana getireyim dedim diyor. Bir daha dedim ki gönlü dedim öyle coşmuş. Atamadım. Abimi üzüldüğüm için onlara heves etmiş getirmiş diye arkadaşlar atamadım. Ondan sonra koydum. Ve koyduktan sonra da şey oldu. Onları koydum. O kadar oldu ki yatak odasında yatak başlığımın pardon yatak ayak ucumun köşesinde böyle bir çıkıntı yer var. Ne kadar diyeyim size? Şurası kadar bir çıkıntı yer var. Orası tavana kadar doldu. Allah'tan böyle duvardan bakıldığında düz gözüküyor. Yoksa uzun vadede sıkıntı yani. Şuna kafam takıldı arkadaşlar. Şuraya bakın. Benim kötü olmuştu biliyorsunuz. Bürgül arkadaşımın bana verdiği bunlar. Bakın hepsi yanmış, haşlanmış gibi. Zaten kötü olmuştu. Kötü olmuştu da. Yazın susuzluktan kötü olmuştu. İnşallah bir dal olsun kurtarabilirim. Öyle umuyorum. Bir de arkadaşlar şu bakın benim şuradaki uzun kılıç gibi neredeyse 75 santim var. Bu leş kaktüsüm. Arkadaşlar leş kaktüslerini keserek çoğaldığını söyleyen arkadaşlar var. Öyle videolar var. Bunu şunda denemek istemiyorum. Yani bu benim. Hele şunda hiç denemek istemiyorum. Bunun da çiçeğini görmedim. Öldürürüm diye korkuyorum. Kesinlikle bunu da denemek istemiyorum ama bu konuda leş kaktüsünü keserek, şöyle keserek, çoğaltarak, kopartarak değil, bana kalsa şu boğumundan koparttığında ben gönderiyorum ya arkadaşlar. Öyle koparttığında örneğin şurası. Bu çoğalıyor. Hemen çoğalıyor. Ekiyorsun 15 gün sonra çıkıyor zaten. Ondan sonra o konuda bilgisi olan var mı? Yapan var mı? Ben şöyle boğumundan çoğaldığını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şurası da benim kartonlar. Yani böyle karton, karton, karton. Bu arada kargom yok. Karton çok, kargom yok. Demek ki karton olmaması gerekiyor. Leş kaktüsünü yani konudan konuya atlıyorum ya. Bir şey görünce hemen onu söylemeye başlıyorum. Kartonları işte şey pardon leş kaktüslerini keserek çoğaltıyorlarmış. Yani hepsinde tutacağını düşünmüyorum. Örneğin şunlar bana arkadaşlar Hatay'dan gelmişti. Hatay'dan satın aldım ben bunları bir sayfadan. Yine aldım. Onları size tanıtırken sayfayı söyleyeceğim. Yani ben köklü aldığım halde bir iklime uyum sağlaması bir yılı geçti. Zannetmiyorum ki bu ortadan kesildiğinde tutabilsin. Sanmıyorum yani. Denemek lazım. O arkadaşlar kaktüsleri de ortadan kesiyorlar. Onlar da tutuyor. Çok ilginç. Yani bazı türler olabilir, bazı arsız türler olabilir. Ama hepsine mahsus olduğunu düşünmüyorum. Bir de arkadaşlar şunları size de sordum. Bunların acaba dedim şöyle yapraklarını mı alsam? İnanın yapraklarını almaya korkuyorum. Çünkü her yer şu an bunlardan. Her yer. Dün bile misafirim vardı. Dün video yapmadım bu arada. Dün bile misafirim vardı. O misafirimin arkadaşlar misafirlerden sonra onlara hediye bunlardan verdim. Bir saksı dolusu verdim. Çok beğendiler sukulentleri. Bir daha yani farklı türler çoğaltmak istiyorum.
Ama bunları da çok seviyorum. Kargo tamamlıyorum, hediye gönderiyorum. Ondan sonra yani olmayanlara veriyorum. Bir arkadaşımın doğum günü vardı, ona götürdüm. Ondan sonra yine bir tane müdürümüz bizim kurs merkezimize gelecek. Gelirse diye kurs merkezine götürdüm. Hemen hediye bir tane veririz diye. Yani benim için çok iyi oluyor, çok buldum oluyor. Ama birkaç tane de şöyle güzel kellesinden alıp böyle saksıya koyup hediye vermelik köklendirmek istiyorum. Onu da şu ortalardan yapsam çok iyi olur. Şu öbeği nasıl bozacağımı kararını veremedim arkadaşlar. Bakın. Çok büyük çünkü. Öbek çok büyük. Nasıl bozacağımın kararını veremedim. Bakın arkadaşlar, şu sinek var ya, şu büyük gelmiş. Görüyor musunuz bilmiyorum ben. Ha şu. O işte bu şeyi bırakıyor. Bitkilere. Geliyor ve sineklenmeyi o yapıyor. Diğer camlarımda da var mı? Onları da bir kontrol edeceğim, sineklenmeyi. Ondan sonra İnşallah başka gün içerisinde yaptığım şeyi çekeceğim arkadaşlar. Ben şimdi kapatayım. Arkadaşlar böyle saksılar almaya geldim. Evet, uçuk kısa. Arkadaşlar biz pazara geldik. Çok değişik saksılar var. Tabii biz sonuna denk gelmişiz. İşin kötü tarafı o. Sonuna denk geldiğimiz için. Ama Allah'tan onu gördük. Bakın şu şekilde. Şöyle gösterelim bir dakika. Aa, şu da çok güzel. Şu ne, şu ne kadar? Bu kadar. Hani bak babamın takısını aldım. Doğrusu 40 onun bak şu şekilde. Hanımefendi. Aa. Çok güzel. Şu genişlik çok güzel. Şu genişlik. Abla o saksılar bir ayarlıyor. Bakın şu genişlik çok güzel. Çok beğendim. İstersen al, fotoğraf çekerken bunlara ekleriz. Öyle mi yaparız? Şu nasıl bizim aldığımız takımı? Ay çok tatlı ya. Ha? Arkadaşlar bunlardan almak isterseniz size her pazartesi alabilirim. Şimdi arkadaşlar şunlardan almak isterseniz çok güzel saksılar. Bunları size alıp gönderebilirim. Sukulentlerle beraber. Ben çok beğendim ya. Bizim aldığımızı sardı zannedersem. Evet şuraya sardı. Bakın ben bunu da alayım. Yok bu değil. Şimdi arkadaşlar şöyle bir vazo var. Harika, derinliği çok güzel. Bakın. Kaktüs dikmek için harika. Şöyle de bir tane var. Bakın. Ve şöyle eğer bunların düşünürseniz satışını yapmak için bundan sonra inşallah başlarım şöyle. Ve şunu kendim boyamayı düşündüm. Sonuçta el sanatları öğretmeniyim. Yani bunu yapabilirim. Şunun bir büyük bir küçüğünü. Şimdi alacağım, deneyeceğim ve daha sonra arkadaşlar bunların satışını yapacağım. Bunun için bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şöyle ben göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere BİM'e geldim ve BİM, ben çok severim şu malzemeleri, yapmayı da çok severim. Akşam bir tane sandalye monte ettik. Kızım diyor ki anne diyor nereden aldın bu yeteneğini, dedim zekamdan. Çok severim tamir aletlerini, bir bakayım dedim, bana uygun bir şey varsa alayım dedim ama. Thank you.
şunlar eskiden ne kadar pahalıydı. Aa, baby olive. Ay bunu alacağım. Niye? Hı? Ne kadarmış? 80 de bu. Şu an 80 mi bu? Evet. Var ya Zilehan'ın. Özel abi. Ha arkadaşlar bu var ya. Çok benim çocuklarıma çok aldığım bir bebekti. İki tane var bizden ama bunun yüz ifadesi o kadar güzel değil. Değil mi? Bunun yüz ifadesi evet, çok güzel değil. Daha büyük böyle daha büyük. Ve şey bu. Orijinali değil. Orijinali. Değil. Bak. Sen evet, kartonuna bu, bakma. Ucuzları dandik. Bu ucuz olanı. Bizim aldıklarımız o 200-300 lira olanlarından da. Neyse alacaktım. Az kalsın alacaktım ama bıraktım. Taşar yere. Az şuraları bir karıştırayım şundan bakayım. Alsak mı da boyutlamak için bunu? Alalım mı? Yurt dışı videolarında hep bunu yapıyorlar. Lavaboları. Çiftliyoruz biz de. Banyoyu bunu yapıyoruz ya. Banyoyu ve banyomu çiftliyorum ben. Önce şu alalım. Drone mu? Veya bir böyle zopa gibi fırça. Nereyi kanır bununla? Yok ya arkadaşlar çiftlemedikten sonra hayrı yok. Ne? Drone mu var? Şöyle arkadaşlar drone gelmiş. Drone almak istiyordum. Bir bakacağız şimdi. Bir değerlendirelim biz onu. Sen tut. Bir de arkadaşlar avantajlı paket gelmiş Pril'in. Benim de tam bitmek üzereydi. 69 lira diyor. Ama değerlendireceğim. Başkalarıyla 80 adet. Evet 1 liradan aşağıya geliyor. Yani kaç liraya geliyor? 50 89 kuruşa geliyor ama bu bütününden. Şu erimeyebiliyor. Alacaktım ama almıyorum. Vazgeçtim bunu. Drone'a bakalım biz. Şimdi arkadaşlar aldıklarımızdan şunu göstereceğim size. Fakirin el rondosu gelmiş. Bununla benim eltimin vardı. Ondan sonra hem de öyle basit bir dandik bir şeydi yani. Bu da 70 lira. O kadar bir iş yapıyordu ki kadın yani 50 kilo şeyi çekiyordu. İpli bu. Şu ipinden çekiyorsunuz. İpi şurada arkadaşlar. Bunu alayım dedim. Şöyle de çıtır tavuk var. Çıtır kova tavuk. Bunu çok methettiler. Çok güzel oluyor dediler. Bundan da dedik bir tane alalım. Yemek olarak dedik. Çıtır kova yapalım dedik. Ama eğer yakınınızdaki Bim'lerde şundan kalmışsa bunu alın derim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Drone'u da karar veremedik. Şu an kaç metre uçtuğunu bilemiyoruz. İyice bir araştırmamız lazım. Ona göre alacağız. Ama şu anlık belki de almayabiliriz. Bir de şöyle bir buhar makinesi gelmiş arkadaşlar. Bu buhar makinesinden ben kullanmıştım. Gerçekten çok güzeldi. İhtiyacı olan alsın derim. Şu an benim kız kardeşim de benimki bozulmuştu. Kız kardeşiminkini kullanıyorum. O yüzden alma gereği duymuyorum ama ihtiyacı olan alabilir bence.